Herkese merhaba Bambular, Bambu ekranlarına, City Skylines'in yepyeni bir sezonuna, yepyeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte zaten şu an ekranlara görüyorsunuz, çöllerin arasından doğan bir medeniyet inşa etmeye başlayacağız sevgili Bambular. Bir çöl şehri yapacağız. Zaten geçtiğimiz hafta sonu canlı yayında arkadaşlara introda dinlediğiniz müziği bir dinletmiştim. Ve birçok takipçimiz de abi bu çöl haritasındaki çöl müziklerine benziyor, çölde geçecek gibi düşünüyorum diyenler olmuştu. Tahminlerim de doğru çıktı ama burada özel bir tebrik etmem gereken bir kişi var. Hatta kendisini bana Discord'dan özel olarak mesaj attığı kısmı da ekran görüntüsü olarak şu an koydum. Adam bir ajan gibi, bir MIT ajanı gibi araştırmış ve şarkıların dinlettiğim şarkının isminden orada canlı yayında konuşmalarımdaki böyle küçük küçük kesitleri almış. Abi demiş bu kesinlikle çölde geçecek bir harita olacak. Hatta Mısır yaparsan Mısır'daki şu şehirde, Lübnan yaparsan Lübnan'daki şu şehirde, antik kent yaparsan buradaki şu şehirde geçecek diye değişik bir ajan gibi araştırma yapmış. Kendisini tebrik ediyorum gerçekten. İyi tahminde bulunmuş, iyi bir araştırma yapmış. Haklı çıktı gördüğünüz gibi. Şu an çöldeyiz Bambular. Biz bir çöl şehri yapacağız. Bu seride tabii Mısır gibi, efendime söyleyeyim Tunus gibi birebir şehirler değil de kendimize has, kendimize özgü bir çöl şehri yapmaya çalışacağım sevgili Bambular. İsterseniz yavaş yavaş çöl şehrimizi inşa etmeye başlayalım. Bu arada Bambular, bölüme geçmeden önce şöyle yeni serimizin şerefine sizlerden güzel bir beğeni istiyorum. Aynı zamanda konseptimiz ve harita ile alakalı da düşünceleriniz varsa yorumlar kısmından Bambu Başkan'a belirtebilirsiniz. Şehrimizin ismini şu an henüz değiştirmedim. Şöyle bir düşüncem var, yine yorumlar kısmında bana aklınıza gelen güzel şehir isimleri söyleyin Bambular. Bu şehir isimlerini toparlayacağım. En beğendiğim 3 tanesini YouTube topluluk sayfasında ankete sokacağım. Yani oylamaya sokacağım. Oylamada birinci gelen isim de bizim serimizin ve şehrin ismi olacak sevgili Bambular. O nedenle düşünün, yaratıcılığınızı geliştirin ve klavyeden bana yorum yazmayı unutmayın. Haydi o zaman bölüme geçiyoruz. Evet, şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Önce bir haritayı şöyle bir göstereyim size arkadaşlar. Bakın. Şöyle güzel bir nehrimiz var burada. Buradan bir nehir geçiyor. Nil nehri gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonrasında bayağı bir çöl, şu dağlık bir alan var şurada gördüğüm kadarıyla. Bu dağlık alanda biraz ormanlar mormanlar çıkmaya başlamış. Böyle yeşillikli bir yermiş. Bakalım önce bir şeye de bakmak istiyorum. Buradan doğal kaynaklara şöyle biraz da geriye attıralım. Doğal kaynakları şimdi bakayım. Evet, ne yapacağız? Tabii ki petrol. Bak şu bölgede petrol varmış. Karşı tarafta petrol varmış. Güzel. Petrol abi, petrol dayayacağız. Biraz kirli bir şehir olacak ama yapacak bir şey yok. Yani çölde tarımla uğraşamayız. Çölde tarım çok sıkıntı. Petrol. Sondajı vuracağız. Şuralarda maden varmış. Maden. Ormancılık yani. Çölde ormancılık. Yani. Olmaz. Genel sanayi ve petrol sanayisi ve maden sanayisi üzerinden hareket etmeyi düşünüyorum şu an için. Ama önce bir yollarımızı mollarımızı çekelim. Bir şehri bir şöyle şehri bir oturtturalım. Oturtturalım şöyle bir şehri. Ondan sonra yaparız. Gel bakayım. Şimdi burası nasıl bir yolmuş abi? 4 şeritte. Şimdi arkadaşlar ben öncelikli olarak şu sol tarafı nehri kullanmak istemek amacıyla istediğim için daha doğrusu. Nasıl bir cümle lan, istemek amacıyla. İstediğim için bu tarafı yine şehirleşmeye ve kentleşmeye vermek istiyorum. Şu tarafta petrol vardı. Dolayısıyla şu arka tarafı, dağın arka tarafını düz mü lan orası bakayım bir. Çok düz değil. Yani şu kısımdan başlayan bir sanayi alanına çevireceğim. Buralara yayılacak yani sana iç tarafa. Hatta bak şurada tren yolu da var galiba. O tren yolunu da kullanabiliriz. Bu arada milestone'ların hepsi açık arkadaşlar. Bizi yolları, işte binaları engellemesin diye her şeyi açtım. Şimdi o zaman gel. Buraya gel. Dört şeride gel. Buraya geçtiğimiz bölümde Mahvolduk TV'den Cemal Başkanlık biliyorsunuz ortak serimiz var. O seriyi izlemek isteyenler için de şurada köşede bir yerde kart çıkartayım hatta arkadaşlar. Çok güzel bir kavşak girişi yapmıştık.
O kavşak girişini burada da kullanmak istiyorum. Çünkü benim hoşuma gidiyor bayağı. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Sol tarafa vereceğim için şöyle gel bakayım. Şuraya koyarsam buradan sağ tarafa giden bir yol olacak. Sol tarafa giden bir yol olacak. Tamam, buraya yapıştırabiliriz. Şimdi bambular o zaman şuradan da şurayı bağlayalım. Şuradan da bu değildi ya. Şuradaydı galiba. Bizim kedi biraz miyavlamaya başladı. Dur Bizu dur, ne yapıyorsun oğlum? Bana bak, beni rahat bırak. Bak yemin ediyorum arkadaşlar, size bir şey söyleyeyim mi? Ben ne zaman bilgisayarın başına otursam kıskanıyor beni. Normalde hiçbir şekilde yanıma gelmez. Ben bilgisayara oturduğum anda direkt el atıyor, pati atıyor, miyavlıyor ve beni sev diyor. Tam bir troll ya. Oh güzel oldu. Buradan da böyle bir bağlayış yaptık. Tamam, yalnız burada bu yollar çiçekli olmasın. Şöyle gel bakalım. Sen. Genel hattımızı bir ana arteri yapalım. Ana arteri yapmak önemli. Bizim ana arterimiz bu olacak arkadaşlar. Bakın. Tamam mı? Buradan bu yol şu an için tek şerit. Şöyle bir dönüş yapacak. Direkt böyle de çıkartabiliriz aslında. Çok fark etmez yani. Şu an için böyle dönsünler. Şu bizim ana arterimiz. Sağ tarafı veya sol tarafı şehir yapacağım. Burası arkadaşlar sanayi olacak. Bir saniye. Bambular, ben şu Bizu'yu bir alayım. Evet geldim bambular. Şimdi daha rahat. Çocuk gibi ya. Şimdi. Buraya hemen şuradan ikişer, dört şeritli yollar var ya. Bunları kullanmak hoşuma gidiyor. Şu yolu şuradan bir başlatalım. Bakayım şuradan bir başlatalım. Aklıma ne geldi biliyor musunuz? Böyle direkt dönüş olmasın. Bak şimdi şöyle bir şey yapacağım. Şöyle bir şey yapacağım. Şöyle 45 derecelik açıyla. Bence iyi oldu ha. Bayağı iyi oldu. Tamam. Sen zaten ilerleyeceksin canım benim. Çünkü buraya buradan araçlar girecekler. Tamam. Buradan araçlar girecekler. Burada direkt sanayi başlayacak. Bu sanayiyi de şu dönüşten değil de şöyle. Bak görüyor musunuz? Tamam. Burası blok blok sanayi abi. Güzel. Buradan da bağlayalım. Güzel. Burayı düşüneceğiz. Oradan oraya yapsak. Buradan buraya bağlanıyor. Yine aynı şekilde buradan da öyle bağlansın değil mi? Aynen aynen abi, aynen. Gel abi şuradan bağlan ama. 45 derecelik açıyla. Onu mu götürmüştük? Onu götürmemiştik. Şöyle gelmişti galiba, değil mi? 135. Güzel. Bakayım. Güzel oldu. Gayet güzel oldu bambular. Böyle bir çölde yetişen kaktüsler var ya, böyle üçlü müçlü, onlara benzeri biraz. Şimdilik böyle olsun arkadaşlar. Daha sonra burayı düşünürüz. Buraya geçti. Buranın yolları hazır. Bir de bizim şu sol tarafa şehirleşme ile alakalı bir adım atmamız lazım. Parayı dikkatli kullanacağım. Sen böyle gel abi. Şimdilik böyle gelsen.
yeterli. Bu şu an yeterli arkadaşlar. Şimdi o zaman suyumuzu hemen ayarlayalım. Suyu nereden ayarlayacağım? İlk önce bir şu şeye bakacağım. Buraya doğru akıntı var. Şuradan şuraya bir koyalım şimdilik ya. Şimdilik buraya bir koyacağım. Şöyle attırdım abi. Borular. Boruyu nasıl yapacağız? Tabii ki şöyle yapacağız. Bak, boruları öncelikle her zaman yoldan çekmeye özen gösteririm ben arkadaşlar ki böyle tam simetrik olsun. Şöyle de bağlam. Tamam. Su olayını da çözdük mü? Çözdük. Peki. Şurası bizim. Lan git. Şurası bizim sanayi bölgemiz olacaktı. Şimdi kirli su için arkadaşlar şöyle bir düşüncem var. Böyle bir atık suyla şu güzelim masmavi denizi nehri daha doğrusu kirletmek istemiyorum. Şunun güzelliğine bakar mısınız yani? Harika bir rengi var. O yüzden buraya toprak altına gönderdim. Zaten orası petrol sanayisi olacağı için eko iç su arıtma sistemlerinden koyacağım yani ben bunlar. Şundan. Eko iç su arıtma tesisi. Tesisimiz şöyle daha yakın olsun. Hatta şöyle de olabilir. Gerçi oradan yolu uzatırız. Şöyle olsun abi. Tamam, bakın. Bu zaten şu an şehrimizin tüm şeyini alır. Buradan da bağlayalım abi borumuzu. Olay bitti. Elektrik işini çözüyorum. Elektrik işi ne olacak? Tabii ki petrol sanayisi. Yani bambular, yani düşünmeye gerek var mı? Düşünmeye gerek var mı yani? Petrol sanayisini de hemen yanına koydum. Buradan bir de elektrik çekmek lazım tabii ki. Bu elektriği de nasıl çekeceğim biliyor musunuz? Şöyle alıyorum. Şu an için tabii ki bu. Take down and emotions feel like I never did before. Şuradan bir öpücük kondursun. Her şeyimiz hazır. Ne kaldı? Elektrik, su, her şey tamam. Bir de çöp. Yine bizim bu bataklığa koyacağız çöpü de. Bundan koymayalım. Atık yakma tesisi de koymak istemiyorum. Normal geri dönüşüm merkezi olsun. Üretim hızı 2400. Bunun üretim hızı kaç? Kamyon kapasitesi 27. Kamyon kapasitesi 15. Şundan koyacağım. Atık yakma tesisi. Şöyle bir boşluk bıraktım. Yapıştırdım. Buna da elektrik gelecek. Atık yakma tesisine. O zaman bambular. Her şey hazır mı? Bir tek polis kaldı. İtfaiye kaldı. Hastane kaldı. Tamam, şu an iyiyiz ya. Şu an bence artık yavaş yavaş yerleşebiliriz. Önce şöyle bir boyayayım şuraya, bakın. Şöyle gel. Şöyle gel. Oyunu başlatayım bir yandan artık. Şöyle gel. Hop. Hop. Hemen burası kurulmaya başlanır. Elektriği aldı ya. Şöyle gel abi. Tamam. İlk mahallemiz burası. Bambular. Bu mahalleye tabii ki ne koyacağız? Bir tane sağlık ocağı.
Evet, şey kötü oldu. Keşke onu, bak onu düşünmedik. Gerçi böyle koyabiliriz aslında. Şu yolları yapmamamız lazım. Nasıl elektrik gelmiyor oğlum? Şaka mısın sen? Ha, tabii gelmez. Ya abi niye tutmuyorsun sen bunu? Sorunlu musun oğlum? Allah Allah. Nasıl ya? Böyle tutuyorsun. Bak. Böyle değil. Şöyle yapacağız. Şöyle. Gel bakayım. Hadi bakayım. Hadi şimdi tutma. Bakayım. Oo. Hemen kurulmaya başlamışsınız. Güzel. Güzel. Gayet güzel. Şimdi devam et abi. Biz ne yapıyorduk? Bak unuttuk. Polisi itfaiye yapacaktık. O zaman abi ne yapacağım biliyor musun? Şu yola, şu girişe şöyle bir sağlık ocağı. Bir şu şekilde itfaiye ve bir karakol. Şöyle yapalım karakolu. Bir karakol. Bir de mezarlık koyacağım. Daha doğrusu ölü yakma merkezi. Şöyle. Tamam, buranın şeyi burası oldu. Siz söyleyin. Merkezi burası abi. Küçük bir merkezi var. Olsun o kadar bir şey olmaz yani. Hemen gel buraya hatta bak. Şunu al. Tam böyle küçük bir küçük bir bakkal olacak galiba burada sadece. Şöyle. Hatta şöyle yapacağım. Şöyle abi. Tamam mı? Semt gibi düşünün. Küçük bir mahalle gibi düşünün arkadaşlar. Şöyle gel bakalım. Buranın merkezi burası. Yollar var. Yollardan dönüyorsunuz. Güzel. Sanayimiz gelmiş. Sanayimizi de verelim. Bir dakika. Buraya genel sanayi yapacağım ya. Petrolümüz yok şu anda. Petrole ulaşmamız lazım bambular. Şöyle bir sanayi bir kurulsun bakalım. Hemen buradan bütçeyi açıyorum. Vergilerimiz biraz yükselecek. %12'ye gelsin. Endüstri vergimiz de. Bütçe kısmından yolları yarıya indiriyorum. %85'lere indiriyorum. Suyu da %85'lere indiriyorum. Çöpü de şu an %85'lere indiriyorum. Bütçeyi toparlamam lazım. Bak onu ben gözden kaçırdım. Sağlık da şu an %85'lerde olsun. Hepsi %85'lerde olsun abi. Daha sonra arttırırız bunu. Bir an önce çünkü büyümek için karımızı düşürmeyelim. Elimizdeki para hiç olmasın yani. Yeter yani %85. Bak çöpçü gelmiş. Gayet güzel oldu.
Gayet güzel oldu. Sanayi kuruluyor mu? Kurulmaya başlamış. Ne üretiyorsunuz lan? Giysi, petrol ürünü güzel. Buz küpü fabrik lan tam girişimcisin var ya. Tam girişimcisin. Bu neymiş? Giysi, petrol güzel. Petrolü üretmeye başladığımız zaman arkadaşlar daha güzel şeyler üretmenizi istiyorum sizlerden. Daha böyle katma değerli ürünler. Anlatabiliyor muyum? Daha böyle pahalı ürünler. Şöyle gel. Dört kare kurul abi. Güzel. Şirin oldu be. Bakın. Gördünüz mü? İlk semtimiz. Ölü yakma. Ne çabuk yakmaya başladın? Boşa yakmayın lan. Boşa yakmayın oraları. Gayet güzel bir girişimiz var. Güzel bir kavşağımız var. Bu kavşaktan isteyenler burada semte gidiyor. Şehre gidiyor yani. İsteyenler düz devam ediyor. Direkt sanayi bölgesine geliyor bakalım. Sen nesin? Petrol kamyonu. Ha, bizim şeye götüreceksin değil mi onu? Kömür santraline götüreceksin. Petrol santraline götüreceksin. Güzel. Şimdi sanayide bakalım. Sanayide çalışmaya başlamış. Zararımız eksi 4671'lerde yavaş yavaş da düşmeye devam edecek şehir büyüdükçe. Şu an tam 447 kişi bambular. Bu arada kamyon da gelmiş. 447, 448, 447 iniyor çıkıyor, iniyor çıkıyor. Vatandaşlar gelmeye başlıyor. Güzel olacak, güzel güzel. Yeni bölümlerde daha da güzel şeyler yapacağız. Direkt hatta bir tane ulaşım sıkıntısını çözmek için bir sistem yapmayı düşünüyorum. En yakın zamanda biraz toparlansın da. Şu an şehir. Ondan sonra girişeceğiz. Evet, güzel bir başlangıç oldu bence bambular. Bakın yavaş yavaş ana artelimizi koyduk. Burada bir ana artelimiz var. Burası sanayiye gidiyor. Burası şehre gidiyor. Buralar yavaş yavaş da büyüyecek. Çok güzel bir hale gelecek. Kıyı şeridini daha hiç kullanmadık bile. Oraya da giriş yapacağız. Bir sonraki bölümde oralara doğru büyümeyi hedefliyorum. Bakalım neler olacak, neler bitecek arkadaşlar. İzlemeye ve takipte kalmaya devam edin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın ama bambusuz kalmayın. Saygılar, sevgiler.